bu yoksulluğun var olduğunu saklamak. Olay bu. Şu anda saklanıyor mu? Saklanıyor. Siz tesadüf mü zannediyorsunuz sevgili arkadaşlar? Sizin sıkıntılarınız varsa medya olarak diyorum. Ve Türkiye'de muhalefet yapan medyanın sıkıntıları varsa bunları hep tesadüf mü zannediyorsunuz? Siz Allah Allah biz demek ki Allah'ın şanssız kullarıyız. Hep bizim başımıza bunlar gelir diye mi düşünüyorsunuz? Bugün Türkiye'de 1 milyar dolar, 1 milyar 100 milyon doları bir firma şey kursun diye şansa başbakanın damadı verilirken bunun tesadüf mü zannediyorsunuz? 1 milyar 100 milyon herkese veriliyor böyle. Onlar da sıraya girdiler, aldılar mı zannediyorsunuz? Hayır. Düzen bunun üstüne kuruldu. Geçen gün bir gazetede çok önemli bir sanayici, çok önemli bir sanayici, sanayici demeyeyim de sanayicilerin başında olmuş bir kişinin Vatan Gazetesi'nde, adını da vereyim, bir demecini okudum. 2 gün arka arkaya tefrika edildi. Şimdi bu söyleyeceğim, sanayici, sanayici bu kişi. Sanayici nedir? Sanayiye de yatırım yapan, sanayicilik yapan kişi demektir. Okudum yazıyı. Diyor ki muhteşemiz. Böyle bir dönem gelmedi. Harikayız diyor. Kendimize güvenimiz geldi. Türkiye sanayicisi uçuyor diyor. Muhteşem diyor. Şimdi ben de okuyorum yazıyı. Arkasından acaba ne yaptık? Vallahi bilmiyorum, çok da sevindim. Okuyorum yazıyı, alt alta geliyorum. Bakın dedi, örnek veriyorum size dedi. Ben dedi diyor alışveriş merkezi kurdum diyor. Harika bir alışveriş merkezi kurdum diyor. Artık malları tezgah yerde değil tezgah üstünde satıyorum diyor. Size bir örnek daha vereyim diyor. Uçan iş adamlarına sanayici dikkat edin. Müteahhit falan değil. Veyahut da şey değil, esnaf değil. Veya bankacı değil. Sanayici. Ve diyor ki bir örnek daha vereyim diyor. Bakın diyor zorlu nasıl diyor. Gitti diyor. Karayolları arazisine alışveriş merkezi rezidans yapıyor diyor. Şimdi sanayiciden ne beklersin sen? Uçtuk, yükseldik deyince bakın şuraya sanayi yatırımı yaptık, şuraya yaptık, fabrikayı şuraya şu fabrikayı kurduk, şuraya şu fabrikayı. Hayır. Bu bir oyundu. Bu oyunda herkes rol aldı. Sayın Başbakanımız da rol aldı. Onun başında olarak muhakkak ki. Burada sanayi var mı? Yok. Üretim var mıydı? Yok. Yatırım var mıydı? Yok. İstihdam var mıydı? Yok. Tarım var mıydı? Yok. Hayvancılık var mıydı? Yok. Bunun yerine insanları dönüştürüp bir de bunu saklamak vardı. 17. büyük ekonomiyiz. Peki insanlara nasıl aktarıyorsun? Şşt, orayı sorma şimdi. Borsa düşer. Peki bu insanları, onların hakkında iddianame var, at içeri. Peki sizin hakkınızda da var iddianame? Şşt, onu söyleyen şerefsizdir, namussuzdur. Oyun bu. Sistem bu. WikiLeaks bu oyunu bir kez daha lapadanak ortaya koydu. WikiLeaks önemlidir, önemsizdir. Ben WikiLeaks uzmanı mıyım? Ben internet uzmanı mıyım? Ben siber atak uzmanı mıyım? Ben başbakanın kaç hesabı vardır, yok mudur bilmem. Tekrar söylüyorum. Onlar dostlar arasında. Onu halletsinler. Var mıdır, yok mudur? Amerika ile konuşsun. Desin ki var mıydı, neden söyledin? Ne yoktur benim, olur mu? Sayın Başbakan ne diyor? Bir Allah kuruş param yok diyor. Bir Allah kuruş parası var mı? Bir dolar mı var? 10 dolar mı var? Yok mu? Allah kuruş dolar manasına mı gelir? Euro manasına mı gelir? Gelmez mi? Bunları ben hiç bilmem. Hiç beni de ilgilendirmez. Ama bense sisteme. WikiLeaks ortaya çıktı. Turnusol gibi medyanın şak gördünüz. Evet. 3 generalde veya şeyde iddianame yeterlidir. İnsanlar 3 yıl kalabilir içeride diyenler şak döndü. Bir dakika. Sadece insan şeyle haysiyet cellatlığı yapmayın demeye başladı. Örneğin bugün bir gazete Eric Edelman'ın Ankara'ya kızmıştı, politikalara kızmıştı. O yüzden bütün bunları yazdı. Diyecek. Sadece onun öfkesi ne indirgemeye çalışıyordu. Çünkü o gazete onun için kuruldu. Hı hı. 1 milyar dolar arkadaşlara bunlar için verildi. 2005'ten beri kimse bu WikiLeaks'in çok güzel bir etkisi oldu, tekrar söylüyorum. Hiç birbirimize sormuyoruz bu soruları. Yahu 2005'ten beri, 2004'ten beri Türkiye'deki bütün medyanın
Genel yayın yönetmenleri değişti, el değiştirdi, olmayanlar atıldı, gazetelerinden atıldı insanlar, programlar kesildi, televizyonlar batırıldı, sahipler içeri atıldı. Bunlar bize tesadüf gibi geliyordu. WikiLeaks bunu neden yapıldığını bir kez daha ortaya koydu. Dedi ki bunlar için yaptılar bunlar. Böyle bir biz hep Hitler benzeri rejim, faşist rejim, işte diktatörlük rejimi, bu totaliter rejim, otoriter rejim diyorduk. İşte bunun için bunlar yapıldı dedi. Çünkü bir şeyi saklamamız lazım. Bu evrensel ilkedir. Saklayacaksın. İlk önce bir takım şeyler bulacaksın. Hitler iktidara gelirken nasıl geldi? Abi ben diktatörlük kuracağım, çok güzel olacağım falan diye gelmedi. Ben bugünkü hükümetle bağlantı kurarak söylemiyorum bunu. Ben başka bir totaliter ülkeden bahsediyorum. Türkiye'den değil. Nasıl geldi? Ben totaliter ülke kuracağım. Yahudilerin hepsini içeri atacağım. Öldüreceğim onları demedi hiç. Alın dedi size çörek veriyorum dedi. Alın çorba kaynatıyorum dedi. Alman halkı ah ne güzel ya dedi. Bunlar dedi çorba kaynatıyor. Gidin Nürnberg'e bakın. Büyük şeyler çorba kaynatıyordu. Niçin yapıyorsun bunu dediler. Ben sevdiğimden sizi yapıyorum dedi ya dostlarım. Size bütün valilerimiz, ay pardon valilerimiz Türkiye'deydi. Şey dedi Almanya'da çorba kaynatacak verecek bütün Nazi ileri gelenleri dedi. Sonunda sistem çıktı. Şimdi herkes lütfen bir düşünsün. Neden bu rejim nasıl oldu da bütün medya el değiştirdi? Nasıl oldu da dünyanın bir demokrasisini söylesinler bana. Neden? 1 milyar dolar vererek devlet bankasından medya oluşturuldu. Evet, neden? Kimseye sağlanmayan bir şey. Evet. Bravo. Aslında sadece AKP hükümetinin döneminde de değil, medya her dönemde bir kriz çıktığında hep günah keçisidir. Ama bu döneme gelip baktığımızda çoğunluğu iktidara yakın ve hatta iktidarın elinde tırnak içinde dersek, ona rağmen yine başbakanın bu krizde gazabından kurtulamadı medya. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim buyurun. Buna? Ama çok özür dileyerek. Estağfurullah. Bakın çok haklı bir şey söylüyorsunuz. Sakın medyanın günah keçisi olduğunu öyle söylemiyorum. Doğrudur. Hı hı. Medya hep günah keçisi olmuştur. Bakın şimdi Türkiye'de çok açıklıkla söylüyorum. Kimse sakın şey Sayın Çiller'in mesela evleri olduğunu biz medya olmasa bilemezdik. Hı hı. Bir kere yazdı gene bilmiyorduk. İki kere, üç kere, dört kere, beş kere, altı kere, yedi kere resimler üstten alttan ha öğrendik ki evleri var işte çiftliği var. Doğru mu? Doğru. Medya o zaman biz günah keçisi yapanlar oldu. Sen neden veriyorsun bunu kardeşim diyenler oldu. O görevini yapıyordu. Bugün benim söylediğim farklı bir şey. Artık günah keçili değil. Bugün özel medya oluşturuldu. Özel, yandaş medya. Ve yandaş olmayanlar da baskı altına alındı. Şimdi inanmıyorlarsa değerli vatandaşlarımız, bana tekrar söylüyorum. Bugün vatandaşlarımızın her yerde dünyanın her yerinde eşleri, dostları, akrabaları var. Şimdi arasınlar. Hatta bize desinler ki Süheyl Batum sen yalan söylüyor musun? Her yerde bu varmış desinler. Şimdi size ulaşsınlar. Dünyanın hiçbir yerinde bir başbakan medya kuruluşlarına bana bakın patronlar. Benim istemediğim şeyleri yazanlar var. Atın onları gazetelerinizden. Atmazsanız yarın gelip bana ağlamayın demez. Tekrar söylüyorum. Dediği yer varsa bana söylesin. Üstüne basa basa yine aynen o gözlemi. Aynen bunu yani. Söyledi. İki. Ya da bu gazeteleri almayın. Evinize evet. Sormayın. Almayın demez. Elinde. Hiçbir yerde böyle söylesinler bana bir başbakanın damadına ve arkadaşına devlet bankasından 750 milyon dolar verilip televizyon, radyo kurdurulmuşsa bana desinler ki Süheyl Batum bak burada hemen ulaşsınlar. Biz gördük. İtalya'da da böyleymiş, Almanya'da da böyleymiş, Amerika'da da böyleymiş, Fransa'da da böyleymiş, neyse şurada da böyleymiş desinler. Yok böyle. Neden peki? İşte bugün için. İşte bugün için. Ama bugün Sayın Başbakanımız kızdı. Neden kızdı? Bize kızmadı çünkü biz atmadık bu iddiaları ortaya. Onlar kendileri çözsünler aralarında. Ama neden kızdı? Çünkü biz her şeyi öngörmüştük dedi. Aradan kaçak oldu. Neymiş o? Diplomatlar yazmış... Yazması bile önemli değil. Julian Assange denen bir adam internet sitesinde bunları ele geçirmiş, yayınladı. Bunu her şeyi düşünmüştük. Ama bunu düşünmemiştik. Evet. Olay bu. Hocam mesela gazetelerde bu yapıldı ya da damadına o şekilde krediler verildi ama biliyorsunuz siz daha iyi bilirsiniz. Boğaz kenarındaki evler de başkalarından alınıp bravo. En yakın arkadaşlarına verildi. En yakın arkadaşa verildi.
En yakın arkadaşa verildi biliyorsunuz. Ve bir şey daha var. Şimdi bunlar çıkıyor. İddia bunlar. Tekrar söylüyorum. İddia bunlar tamamıyla. Fakat her şey tesadüf olamaz. Sayın Başbakanımız hakkında bir iddia vardı. Hatta soruşturma başlatılmıştı. Dava açılmıştı. Onu hatırlayacaksınız. Zimmet, toplu taşıma biletlerinde kalpazanlık, Akbil, evet. Resmi evrakta sahtecilik, cürüm işlemek amacıyla teşekkür oluşturmak. Bunları ben uydurmuyorum ve bunlar doğrudur demiyorum. Bunlar iddialardır. Sayın Cumhurbaşkanı hakkında da bir takım iddialar vardı. İşte iddianın taraflarından bir tanesi mahkum oldu, kesinleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı olduğu için bir şey yapılmadı. Kayıp trilyon davası. Kayıp trilyon davası. Neydi o? Devletten aldıkları paraları sahte faturalarla etrafa. Şimdi bu benim iddiam değil. Sayın Cumhurbaşkanı hakkında şeyin iddiası. Savcının iddiası. Şimdi tekrar söylüyorum, yaptılar demiyorum. Şimdi bugün bakanlar hakkında çıktı. Bugün 8 tane bilmem ne vardır çıktı. Şimdi bunlar çok... Geçen gün şey kesin hüküm giydi. Yargıtay'dan da onandı. Sayın Başbakan'ın çocuklarını okuttuğu iddia edilen, parası olmadığı için okuttuğu iddia edilen arkadaşının rüşvet vermekten dolayı... Burs veren iş adamı Remzi evet, Gür. Evet, Remzi Gür. Burs veren çok önemli iş adamı Remzi Gür'ün. Ben burada hiçbir şey söylemiyorum. İddia edilen diyorum. Yani Sayın Başbakanımızın söylediyor. İddia edilen iş adamı kesin hüküm. Şimdi arka arkaya bunları koyun. Tekrar söylüyorum. Arka arkaya bunları koyun. Ve sonra 3 yıldır iddialardan dolayı yatan insanları düşünün. Evet. Ve arkadan zavallı 3 generalin sadece mahkemeye gittikleri için sadece eğer dönün yasa değişikliği yapacağım. Gerekirse anayasa değişikliği yapacağım. Sizi orada yaşatmayacağım diyen bir başbakan düşünün. Evet, Sayın Batum. Şimdi bunları üç herkes karşı karşıya koysun ve bir vicdanen bir değerlendirme yapsın. Wikileaks belgeleriyle Ergenekon sürecine de değinmişken, medyanın tutumundan bahsetmişken, şimdi bir izleyicimiz Trabzon'dan Osman Kul mesaj atmış. Diyor ki aynı anda bizim de başka bir televizyon kanalında bir yayın olduğundan bahsediyor. Orada bir konuşmacının neler söylediğini yazmış. Bu olayların kılıfı hazır. Bu belgeler Amerikan elçileri yazmadı. Başbakanı ve arkadaşlarını karalamak ve intikam almak için uluslararası Ergenekon örgütü Wikileaks'in belgelerini hazırlamış. Bugün Şami Tayyar da benzer bir şey yazmıştı. Öyle mi? Evet. Şimdi ne ben size bir şey söyleyeyim. Tekrar söylüyorum. Bunlar ciddiye alınacak çok önemli şeyler değil. Tekrar söylüyorum. Daha neler duyacaksınız? Daha neler duyacaksınız? Çünkü sistemi kurmak da kolay değildir. 1990'lı yıllarda bu ciddi emek harcandı bunun için. Şimdi vatandaşlarımız böyle kolay filan gibi zanneder bunu. Hayır. Hiçbir Amerikan başkanı, hiçbir ülkesinde milletvekili olmayan bile bir kişiyi kırmızı halıyla Beyaz Saray'ın karşısında karşılamaz. Çok yatırım yaptı birileri buraya. Kimdir onlar? Küresel sermaye, şu bu filan. Çok yatırım yaptılar Türkiye'ye. Hiç kimse bu yatırımları kolay kolay yapmaz. Edelman'ın geçen gün bir şeyi çıktı. Biz diyor hata ettik. Elimizle bir tehlike yarattık diyor. Bakın yaratıldı, Türk halkı seçimle yarattı demiyor. Yarattık diyor. Sayın Cüneyt Zapsu'nun hayır dediği, sonra al bak burada kaseti dedikleri bir konuşma vardı meşhur. Gidiyor Amerikalılara ne diyor? Evet, lütfen deliye süpürmeyin, kullanın dediği. Hatırlıyor musunuz? Doğru. Şimdi bunların hiçbiri kolay şeyler değildir. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir başbakanın baş danışmanı gidip bana örneği varsa söylesinler. Ne olur süpürmeyin, kullanın demez.